Yepyeni bir Power Stage programından hepinize merhaba. Bu hafta programımız yine en güncel konularla dop dolu. İşte bu haftaki konularımız 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 1. Ayak Süper Kategori 1. Yarışı özeti, 2021 Türkiye Karting Şampiyonası 2. Ayak 1. Yarışları özetiyle programımız sona erecek. Şimdi hazırsanız Power Stage başlıyor. Sevgili seyirciler, geçtiğimiz hafta 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 1. Ayak Süper Kategori 1. yarışının özetini izlemiştik. Bu bölümümüzde 2. yarışın özetini hep birlikte izleyeceğiz. Garajlarda otomobillerin ilk yarış sonrası tespit edilen eksiklikleri tamamlanıyor. Birazdan Süper Kategori otomobilleri piste çıkacaklar ve sezonun ilk ayağında son kez kozlarını paylaşacaklar. Şimdi pilotlar hazır, ışıklar bekleniyor. Bu kez otomobiller ilk yarışta elde edilen derecelere göre tersten start alacaklar. Bu da yarışa ayrı bir heyecan katıyor. Ve kırmızı ışıklar söndü, yarış başladı. Pol pozisyonda Ramazan Kaya hemen onun arkasında 99 kapı numarasıyla Metin Çalışkan start aldı. Metin fol yapar yaptı. Fark edince durdu, tekrar kalktı ama zaman kaybetti. Aynı şekilde arkasındaki Murat Engin de fol yapar yaptı. Murat Engin sonrasında çok iyi start aldı. Hemen ilk virajda liderliğe oturdu. Oo, Ömer Erdem ve Yakup Ekşi omuz omuza verdiler. Bilek güreşini Ömer Erdem kazandı ve öne geçti. Murat Engin'in arkasında Ramazan Kaya, Makel sürücüsü Metin Çalışkan, Evofon Racing Team pilotu Sinan Soylu, Ülkü Motorsporları Kulübü Başkanı Ümit Ülkü, Jordan Dupont, Özkan Kırbacı, Ömer Erdem, Yakup Ekşi, Cemil Demir, Kerem Kazaz, Vedat Ali Dalokay, Ümit Erdim, Berk Dural, Tork Garaj pilotu Hasan Fehmi Köseoğlu, Hüseyin Yıldırım, Cem Bilgin, Aziz Hankaya, Ars Erdem, Orhan Gül ve son sırada mekanik sorun yaşayan Berkay Erdoğan yer almakta. Bu grup o kadar kalabalık ki isimleri sayarken bile yoruldum. Muhtemelen ben isimleri söyleyene kadar sıralamada değişiklikler olmuştur. Yok yok. Bir daha telaffuz etmeyeceğim sıralamayı. Tam 21 otomobil süper grupta start aldı. İlk yarışta Çağlayan Çelik'in Mini Cooper'ında mekanik sorun meydana gelince yarışı bırakmak zorunda kalmıştı. Aracı ikinci yarışa yetişmeyince katılamadılar. Bambi virajında Ümit Ülkü atak yaparak Sinan Soylu'yu geçti. Şimdi önünde tecrübeli pilot Metin Çalışkan var. Start düzlüğüne çıkıldığında AMS Racing Team pilotu Özkan Kırbacı, Volkswagen Polo GTI'ni kırbaçlayarak Sinan Soylu'yu geçti. Önde tecrübeli pilot Murat Engin'in liderliği devam ediyor. Metin Çalışkan'ı alışık olmadığımız renkteki otomobille bu yarışta izliyoruz. Bu kategoride yarışmaya son anda karar veren Metin Çalışkan muhtemelen aracı boyatmaya zaman bulamadı. Şu anda Murat Engin ve Metin Çalışkan 1. ve 3. sıradalar. Ancak birazdan büyük olasılıkla fol yapardan dolayı gridden geçme cezası gelecek. Metin'den bahsederken arka düzlük sonundaki virajda Ramazan Kaya ile temas yaşadılar. Ramazan Kaya burada spin atarken Metin Çalışkan zaman kaybı yaşamadı. Evofon Racing Team pilotu Sinan Soylu'dan atak geldi. Burada Özkan Kırbacı'yı geçmeyi başardı. Bugün Sinan Soylu da 54 kapı numaralı otomobiliyle başarılı işler çıkarıyor. Önde Murat Engin, ikinci sıraya yükselen Metin Çalışkan, ardından Ümit Ülkü, Sinan Soylu ve Özkan Kırbacı şeklinde yarış devam ediyor. AMS Racing Team pilotu Özkan Kırbacı yine start düzlüğüne çıkılınca turkuaz renk otomobilinin motorunu ateşledi ve adeta uçmaya başladı. Her tur bu düzlükte bir rakibini geçmeyi başarıyor. Şimdi de Evofon Racing Team pilotu Sinan Soylu'yu geçti. Sırada Ümit Ülkü var. Bakalım aynı yerde bu kez Ümit Ülkü'yü de geçecek mi? Özkan Kırbacı 2019'dan bu yana Volkswagen Polo GTI üzerinde iyileştirmeler yapıyor. Belki de bu otomobili 20 kere söküp takmıştır. Boş zamanlarında hiç rahat durmuyor. Sürekli garaja gidip otomobiliyle uğraşıyor. Sonunda bu yıl istediği ayarlara getirdi. Bunun meyvesini de bariz bir şekilde almaya başladı.
Bunun ispatı da ilk yarışı kazanarak gösterdi. Son derece titiz ve hassas yaklaşan Özkan artık Team AMS çatısı altında başarıya koşmaya başladı. Tecrübeli ekip Ağaç Gagan Motorspor'un yeni kurduğu ekiple takımlar şampiyonası kovalamaya başladılar. Bakalım bu çözüm ortaklığı Team AMS'ye sezon sonunda takımlar şampiyonluğunu getirecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Tork Garaj pilotu Orhan Gül de iyi işler çıkarmış. Hüseyin Yıldırım, Cem Bilgin, Azizhan Kaya, Pars Erdem'i bu kadar kısa sürede geçmeyi başarmış. Şu an yarışta en çok bonus toplayan pilot konumunda. Azizhan Kaya ve Pars Erdem sonrasında tekrar Orhan Gül'ü geçtiler. Metin Çalışkan start düzlüğünde aracının maksimumunda sürmesine rağmen Ümit Ülkü'ye geçilmekten kurtulamadı. İşte start düzlüğüne geldiler. Bakalım Team AMS pilotu bu kez ne yapacak istiyorum. Ümit Ülkü'yü arkada rahatsız ediyor. Sağlı sollu denemeler yaparken Metin Çalışkan ilk sağ viraja erken kapanarak Özkan'a savunma yaptı. İlk kez Özkan Kırbacı düzlükte sıra kazanamamış oldu. Çok normal. Önündeki isimler de çok tecrübeli. Onlar da otomobillerini limitlerde kullanıyor ve onlar da riski nasıl yöneteceklerini çok iyi biliyorlar. Metin Çalışkan'ın arkasında şimdi de Özkan Kırbacı var. Özkan viraja geç frenaj yaparak içten girdi. Metin savunma yapınca Özkan olası kazadan bir kez daha kaçınmak için frene dokundu. Metin yerini korumayı başardı ama start düzlüğünde Polo çok hızlı. Ramazan Kaya temas sonrası çok kan kaybetti. Otomobilde hasar meydana gelmiş olabilir işte. Ramazan Kaya pite giriyor. Team AMS pilotu Özkan Kırbacı bu kez düzlükte iyi ivmeleme yakaladı ve Metin Çalışkan'ı geçmeyi başardı. Metin Çalışkan ikinci başladığı yarışta şu anda dördüncü sıraya geriledi. Bu pek iyi olmadı. Ceza da gelirse tecrübeli pilotun işi zora girecek. Fiat Motorsport pilotu Ömer Erdem geç frenaj yapınca neredeyse Sinan Soylu'ya vuracaktı. Hemen direksiyonu içe kırınca toprak alana çıktı. Bu sayede temastan kaçındı. Tork Garaj pilotu Hasan Fehmi Köseoğlu burada Kerem Kazaz'ı geçti. Hasan Fehmi de bu yarışta iyi işler yapıyor. Artık Tork Garaj ekibi de yarış temposuna alışmaya başladı. Yarışın 10. turu başladı. Önde Murat Engin, arkasında Ümit Erdim. 3. sırada ilk yarışı kazanan isim Özkan Kırbacı yer almakta. Murat Engin ofisinde çok yoğun çalışıyor. Arkada Ümit Ülkü adeta ben buradayım Murat diyor. Murat kaçıyor, Ümit Ülkü kovalıyor. İşte beklenen an geldi. Murat Engin fol yapar cezasını çekmek için pitten geçiyor. İşte cezalar bir bir veriliyor. Metin Çalışkan da fol yapar cezası için pitten geçiyor. Şimdi dengeler bozuldu. Ümit Ülkü yarışın yeni lideri. Özkan Kırbacı ikinci oldu. Metin Çalışkan ve Murat Engin pitten geçtikten sonra tam 11 sıra kaybettiler. Murat Engin kaybettiği sıraları kazanmaya başladı. İlk olarak Ömer Erdem'i geçti. Hasan Fehmi Köseoğlu yerini koruyor. Polo Cup da şu an ikinci durumda yarışa devam ediyor. Orhan Gül ise bu yarış beklediği performansa ulaşamadı. Polo Cup da üçüncü durumda. İlk yarışı da finişe az bir zaman kala mekanik sorundan dolayı terk etmişti. Bu yarış muhtemel mekanik problem devam ediyor. Turnagaz pilotu Murat Engin maksimum atak sergiliyor. Aracını tam gaz sürmeye devam. Bakalım kaç sıra geri alabilecek, birazdan göreceğiz. Metin Çalışkan bastırıyor, Ümit Erdim direniyor. Ümit Erdim uzun süre yarışı rahat bir tempoda Cemil Demir'in arkasında götürüyor. Metin Çalışkan arkasına gelince o da temposunu arttırdı ve risk almaya başladı. Metin Çalışkan'dan sağlı sollu ataklar geliyor. Ümit Erdim ise katı savunmayla cevap veriyor. Metin Çalışkan da bu savunma karşısında oldukça zaman kaybediyor. Tam bir tur boyunca bu kapışma devam ediyor. Muhtemelen Metin kendi tur zamanında en az bir saniye her tur geri düşüyor. Bu sırada Murat Engin bir sıra daha kazanmış. Sinan Soylu'yu da geçerek hızla ön sıralara doğru yükselişine devam ediyor. Hayda, Murat Engin yine mi? Bir kez daha pitten geçme cezası almış. Bu kez ne oldu yönetmenim, bilgi verir misiniz? Bakalım nerede yarışa dönecek? Evet, şu anda Ümit Erdim ve Metin Çalışkan'ın hemen önünde yarışa dönmeyi başardı. İşte gördüğünüz gibi Metin Çalışkan ne kadar zaman kaybetmiş. Murat Engin ikinci pit cezasından çıktığında onun önünde yer aldı. İçinden diyordur ki yaktın beni Ümit.
Bir sal da gideyim ama üzgünüm Metin. Geçti borun pazarı. Yarışın sonuna yaklaştık. Metin Çalışkan bir kez daha geçiş denemesi yapıyor. Çok sıkı bir mücadele. Ümit yine bırakmadı. Hafif dokunmalar da başladı. Metin Çalışkan'la Ümit Erdim kapışması devam ederken Hasan Fehmi Köseoğlu da onlara katıldı. Metin Çalışkan şu ana kadar pite girerek 10 saniye kaybetti. Pitten sonra Ümit Erdim arkasında da şu ana kadar 3 saniye kadar zaman kaybetti. Yarışın son turları artık. 13 saniyenin kapanması imkansız görünüyor. Murat Engin daha şanslı. Önündeki 3 rakibini daha geçmeyi başardı. Gerçekten Metin'in yerinde olmak istemezdim. Önünde iyi savunma yapan bir pilot var. Ümit Erdem'in önünde başka savunması iyi olan Cemil Demir var. Kısaca Metin 2 kat daha fazla zaman kaybediyor ama motor sporlarında bu da var. Önde giden kurallar çerçevesinde savunma yapabilir. Sinan Soylu şu an çok rahat bir tempoda yarışa devam ediyor. Önünde ve arkasında bir tehdit yok. İşte son tur başladı. Dana'nın kuyruğu birazdan kopacak. Metin Çalışkan son 6 turdur adeta ecel terleri döktü. Bu kadar uzun bir süre iki pilotun kapışmasını izlediğimizi hatırlamıyorum. Ümit Erdem haklı olarak savunma yapıyor ancak bir gerçek de var. Yarışta ilk 3 içinde değilsiniz. Öyle olsa bu kadar katı savunmayı anlarım. Neden yaptı demiyorum. Son derece hakkı savunma yapmak. Metin Çalışkan'a müsaade edebilirdi diye düşünüyorum. Çünkü ortada kaybedilecek bir puan yok. Metin şu anda yarışı 5. sırada tamamlayacak. Pitten Ümit Erdem'in önünde dönmüş olsaydı podyuma çıkma ihtimali çok yüksek olacaktı. İşte damalı bayrak sallanıyor. Sezonun ilk süper grup yarışları tamamlandı. Yarışı Ümit Ülkü kazandı. 2. sırada Team AMS adına yarışan Özkan Kırbacı ve 3. sırada Evofon Racing Team pilotu Sinan Soylu yarışı tamamladı. Özkan Kırbacı Team AMS adına çok değerli puanlar topladı. Bir birincilik ve bir ikincilikle birinci ayak yarışlarını zirvede tamamlamış oldu. Yarışı 4. sırada Fiat Motorsport takım pilotu Ömer Erdem elde ederken Murat Engin 2 ceza sonrası muhteşem performans ortaya koydu ve yarışı 5. sırada tamamlamayı başardı. Polo Cup'ta ise 1. Tork Garaj'dan Cemil Demir, takım arkadaşı Hasan Fehmi Köseoğlu 2. ve Orhan Gül de 3. olarak podyumu domine ettiler. Sporcular yarış sonrası kupalarını havaya kaldırdılar. Şimdi sporcuların yarışla ilgili görüşlerini alıyoruz. Dün yarışımız güzel geçti. Çok güzel bir yarıştı. Çok keyif aldım. Takımımız var. O takımla beraber emek harcıyoruz, zaman harcıyoruz. Zaten geçmiş yıllarda da bu benim idealimdi. Hani böyle bir hayallerim vardı daha doğrusu. Bir nebze yaptığımı düşünüyorum. Takımlar şampiyonasını kovalamak istiyoruz. Bu anlamda da Team AMS ile beraber yürümek istedik. Takımlar şampiyonasını kovalayacağımız için de o yönde de çok gururluyum. Daha çok zaman var. Mücadelemize devam edeceğiz. İlk yarışta biraz problem yaşadım. 5 turum kala turbo hortumu patladı. Sadece yarışı bitirebilmek için devam ettim ama tabii bir kupa alamadım. Bugün de yine çok güzel bir yarıştı. Hava çok sıcaktı, araçlar çok ısındı ama güzel bir yarıştı. Bugün ikinci oldum. Tork Garaj ekibi olarak Orhan Gül'e teşekkür ediyoruz. Bizi buralara getirdiği için, bize bu imkanları sağladığı için. Başka diyecek bir şeyimiz yok. Yani 3 tane ayrı ayrı kaza yaptım. Bir tanesinde artık tekerim koptu en son 13. turda. Ama yarışın %75'ini tamamladığım için ve itirazım da geçerli olduğu için kupamı verdiler. Çünkü ciddi bir kasti temas vardı. Üçüncüsünü de yani hakem sağ olsunlar, çok teşekkür ederim Tosfet'e. Ayrı ayrı hepsini izlemiş. Yani ciddi kasıtlı temaslar vardı. En sonunda yani tekerimiz koptu.
biz kaldık 13. turda. Yarışın da %75'ini tamamladığım için dün kupamı verdiler. Bugün çok dünden dolayı yani çok kaza yaptığım için, dediğim gibi 3 tane kaza yaptım. Çok temkinli, çok böyle yerimi koruyarak gitmeye çalıştım. 6 tane polo vardı. Ben dedim üçüncüye yerleşip hani hepsini biz alalım yeter. Yerleşip yerimi korudum ve başarılı da oldum sanırım. Üçüncü olarak da bitirdim. İlk startımız iyiydi. Tabii güçlü rakipler vardı. Ama bir şekilde ele geçtik. Dördüncü oldum. Dörde kadar çıkabildim. Çünkü ilk üç koptu. Biz defans vardı. Bir arkadaş çok defans yaptı. Genel olarak dün de memnunduk. Bugün daha iyiydi. Biraz daha hızlandık. Biraz ayar yaptık. Bir şeyler yaptık. Lastik denedik. Ve daha iyi sonuca ulaştık. Bir de rakiplerimiz hatalar yaptılar. Cezalar aldılar. Çift cezalar aldılar. O yüzden rahat bir üçüncülük oldu. Ve kapta da birincilik oldu. Güzel oldu. Evofon Rally Team buradan teşekkür ediyorum. Hiçbir şey bizden esirgemedi. Her zaman arkamızda. Her zaman emrindeyiz. Hiçbir sorun yaşamadık. Daha da iyi olacağız. Yani her yarış bir kürsümüz olacak inşallah en kötü. İlk yarış bayağı bir rekabet vardı. Bizim arabalarımız diğer kortlara göre yavaş olduğu için çok zorlanıyoruz pistte. Ama yarış tabii yani. Bu da ilk tecrübemiz olduğu için çok bir şey de yapmadık işin açığı. Yani yarışını bitirmek için çok uğraştım. Yani bitmemesi, geçen seferki İzmir Kupası'nda bir aksilik olmuştu. Ondan dolayı hep çekingen vardı. O yüzden temkinli gittim yani işin açığı. Benim adıma şu güzeldi. Pitten geçme cezası almama rağmen üçüncü devam ettim. Özkan'la Ümit Ülkü öndeydi. Onlar zaten girdiğinde Ümit Ülkü bir saniye, Özkan yaklaşık 3,5 saniye falan arkamdaydı. Onlar geçti. Ona rağmen, pitten geçme cezasına rağmen, ki yaklaşık 10 saniye sürüyor. Üçüncü döndüm. Ama ikinci pitten geçme cezasından sonra maalesef beşinci dönebildim. İlk pitten sonra gene arayı gene kapattım. Ondan sonra gene kapattım. Yarış yetmedi. Güzel yarıştı. İlk yarışta gene hep böyle mücadeleyle oldu. Zaten bu iş mücadele varsa tatlı. Formula Senior sporcuları da son hazırlıklarını yapıyorlar. Az sonra go-kartlarına binerek pistin yolunu tutacaklar. Artık sporcular hazır. Piste çıkmaya başladılar. Formula Senior Karting'in en kalabalık olduğu grup diyebiliriz. Sporcular griddeki yerlerini aldılar. Birazdan formasyon turu için start alacaklar. 53 kapı numarasıyla Muhammed Kerem Kahraman'ı görüyoruz. Şimdi de 24 kart numarasıyla Sude Nur Yurdagül ekrana geliyor. Ayda Biter uzun süredir kullandığı Tonic Arch şasisine bu yarışta veda etti. Yerine Birel Arch şasisiyle geçiş yaptı. Birçok yönden farklı olan bu şasi acaba Ayda'ya katkı sağlayacak mı, biz de merak ediyoruz. Bon pilotu Ayda Biter ve hemen arkasında 37 kart numaralı Büşra Sena Savaşer sıralama turlarında aksilikler yaşayınca istedikleri zamanları yapamadılar ve bu yarışa arka sıralardan başlamak zorunda kaldılar. Bir diğer kadın sporcumuz 85 kart numarasıyla Seda Kaçan cepte startı bekliyor. Seyirciler heyecanla günün en hızlı yarışını izlemek için bekliyorlar. Bayrak sallandı, start verildi. Kerem Kahraman 4. sıradaki yerini korudu. Yarışın lideri 9 kart numaralı Zekai Özen. Kerem Kahraman Berk Kalpakoğlu'nu sıkıştırmaya başladı. Bu sırada 69 kart numaralı araç ilk tur içinde spin atarak yol dışına savrulmuş. Gokart'ı muhtemelen çalışmadığı için de yarışa dönememiş. Kerem Kahraman atak yapıyor. 16 numaralı Berk Alpakoğlu şimdilik iyi savunma yaptı. Kerem Kahraman'a geçiş izni vermedi. Bu arada Kerem Kahraman'a 62 numaralı Mert Ali Sarıçiçek baskı uyguluyor. Orta sıralarda iki kadın pilotun çekişmesine tanıklık ediyoruz. Önde Sude Nur Yurdagül'le hemen arkasında bon pilotu Ayda Biter'i izliyoruz. İşte bon pilotu Ayda Biter içte kalarak Sude Nur Yurdagül'ü geçmeyi başardı. Yerini kaybeden Sude Nur Yurdagül gaza tekrar yüklendi. Bir sonraki viraj avantajını korumak isterken biraz hızlı kaldı ve yol dışına savrularak kum havuzuna girdi. Burada spin atan Sude Nur Yurdagül
Çok az bir mesafe olmasına rağmen maalesef piste geri dönüş yapamadı. Oo, Ayda Biter kaza yapmış. Ortalık toz duman oldu. Kameralarımıza kazanın son anları yansıdı. Neler olduğunu şu anda tam olarak bilemiyoruz. Ayda Biter burada çok zaman kaybetti ve gerilere düştü. Gerçekten talihsiz bir an Ayda için. Kazanın başlangıcı ve bitişi kameralarımıza yansımadı. Bu görüntüde görünen Ayda Biter yola dönerken 77 numaralı araç son anda çarpışmadan kurtulmuş. Ayda piste geri döndükten hemen sonra bir kez daha kaza yaşanmış. Şu anda uzak açıdan izliyoruz kazayı. Bu açıdan pek anlaşılmıyor kazanın nasıl geliştiği. Bize iletilen resmi bildirim de şu şekilde. Ayda Biter'in itirazı Sena'nın kontrolsüz çarpması üzerine güvenlik ihlali yaptığı yönünde. Spor komiserleri gerek kendi gözlemleri gerekse gözlemci hakemlerin yorumlarını tekrar değerlendirdikten sonra çarpmanın yarış seyri içerisinde gelişen bir aksiyon olarak değerlendirip resmi olarak imzaların atılmasıyla karara bağladılar. Bunun üzerine Ayda Biter bu kazayı federasyona taşıyarak temize başvurdu. Bu konuyu biz de takibe aldık. Resmi olarak sonuç açıklandığı zaman programımızdan duyuracağız. Bu arada yarış sonrası 74 kart numaralı Yiğit Efe Keskan'la telefon görüşmesi yaptık. İfadesinde pistin hızlı olan bölümünde geçiş çizgisinde olduğum için yavaşlamadım. O sıradan Ayda Biter'e temas ettim. Bunun üzerine Ayda yarım spin attı. Sonrasını bilmiyorum dedi. Sena Savaşer toprak alandan yola geri dönmeyi başarmış ancak Ayda Biter'in aracının motoru kazada hasar aldığı için yarışı terk etmek zorunda kalmış. Şimdi yarışa dönüyoruz. Sude'nin aracı yola çok yakın ama kurallar gereği yardım almadan aracını çekemediği için isyan ediyor. Gerçekten bu da talihsiz bir an. Yola çok az bir mesafe kalmasına rağmen gokartını çıkaramadı. Önünden tutup biraz çekebilseydi yarışa devam edecekti. Gerçi şu anda çok da zaman kaybetti. Sude çok kızgın, çok üzgün. Hiç beklemediği bir anda yoldan çıkarak kum havuzuna saplandı kaldı. Sude Nur Yurdagül de tek başına aracı kaldıramayınca yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Kerem Kahraman öndeki ikiliden yaklaşık 2 saniye kadar geride. Bakalım bu aradaki farkı kapatabilecek mi? Arkada 37 kart numaralı gokart sürücüsü Sena Savaşer start düzlüğünde hızlandı ve dış kulvara geçti. İç taraftaki Seda Kaçan'a baskı uyguluyor. Oo, inanılmaz! Sena dış kulvara hızlıca girdi. Dış taraftan geçiş yapmak çok zordur. Sena çok kontrollü bir şekilde aracını sürerek gaz kesmeden viraj çıkışında Seda Kaçan'ı geçmeyi başardı. Biraz Sena Savaşer'den bahsedelim. Antalya'da yaşayan 16 yaştaki kadınlar senior kategorisinin en küçüğü Sena Savaşer, karting sporuna olan sevgisi ve merakı sebebiyle motor sporlarında federasyonda yıllarca görev almış babasının da desteğini alarak 2021 şampiyonasına katılmaya karar verdi. Pandeminin olumsuz koşulları Antalya'dan İstanbul'a antrenman seyahatlerini etkilemiş olsa da kendi özverisiyle bu açığı kapatmak için elinden geleni yapıyor. Tur bindirme sırasında Kerem Kahraman aradaki mesafeyi kapattı ve işte öndeki ikiliyi yakaladı. Kerem Kahraman Kerim Sulyak'ı geçmek için hamleler yapıyor ve bu sırada Kerim Sulyak hata yapıp yol dışına çıktı. Kerem Kahraman için de rahat bir geçiş oldu. Kerem'in hemen önünde Zekai Özen var. Sena Savaşer'in önünde Formula Master sürücüsü Mehmet Yaman var. Sena Mehmet Yaman'ın tamponuna yapıştı. Önde kıyasıya bir mücadele var. Zekai Özen lider. Hemen arkasında Kerem Kahraman. Onun arkasında da Kerim Sulyak birincilik için mücadele veriyorlar. Kameralarımızın görmediği bir noktada Kerem Kahraman önündeki Zekai Özen'i geçmiş ve liderliği ele geçirmiş. Kerem Kahraman'dan her zamanki gibi muhteşem bir performans izliyoruz. Bugün yine performansının zirvesinde. Son derece başarılı, son derece profesyonel bir pilot Kerem Kahraman. Hiçbir şekilde yarıştan kopmuyor. Gerilere düşse bile soğukkanlılıkla gokartını sürerek tecrübesini ve bilgisini ortaya koyarak yarışları kazanmaya devam ediyor. Arka tarafta Maxi Master pilotu Mehmet Yaman'la Seda Kaçan çekişmesi dikkatleri çekiyor. İşte damalı bayrak bir kez daha sallanıyor ve yarışı ilk sırada Kerem Kahraman tamamlıyor. Kerem ilk yarışı kazanarak tam puanı hanesine yazdırmış oldu. Yarışı ikinci sırada 9 kart numaralı Zekai Özen ve üçüncü sırada 8 kart numaralı Kerim Sulyak tamamladı. Kadın sporcular arasında ise birinciliği Büşra Sena Savaşer elde ederken ikinci Seda Kaçan oldu. Birazdan programımız sıradaki konuyla devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen.
Sevgili seyirciler, geçtiğimiz hafta Türkiye Karting Şampiyonası ikinci ayak birinci yarışlarını yayınlamıştık. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak mikro kategorinin özet görüntüleriyle başlıyoruz. Genç sporcular griddeki yerlerini aldılar. İlk yarış neticelerine göre sıralandılar. Yarışma öncesi mikro kategori sporcusu Leon Bertoletti ile kısa bir röportaj gerçekleştirdik. Arkadaşım rüzgar kumlara çıktı. Aynen onu geçtim. Kumlara çıktığında da arkadaşım Ali'ye vurdu. O yüzden üçüncü oldum. Leon Bertoletti, sporcu bir aileden geliyor. Dedesiyle Emit Anca sporumuza 40 yıl boyunca hizmet etti. Hem federasyon hem de takımlarda görev alarak sporumuza emek verdi. Tanca Renault fabrika takımının takım direktörü görevini uzun yıllar yaptı. Takımında dönemin en iyi pilotları görev aldı. Bunlardan bazıları Serdar Bostancı, Kalevi Aho, Nejat Avcı, Volkan Işık, Hakan Bahar'dı. Lemi Tanca'yı 12 Mayıs 2008 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrasında kaybetmiştik. Buradan Lemi Tanca abimizi rahmetle anıyoruz. Uzun yıllar sonra pistlerde yeniden Tanca ismini duymaya başladık. Lemi Tanca'nın kızı Pelin Tanca'nın oğlu Leon Bertoletti bu yıl ilk kez karting sporuyla tanıştı ve motor sporları kariyerine başlamış oldu. Leon'a başarılar diliyoruz. İşte formasyon turu başladı. Formasyon turunu Demir Çalışkan'ın kartından izliyoruz. Orada neler oldu öyle? Ali Sururi Akgün'ün aracı Apex'e sekince Leon Bertoletti'nin üzerine doğru savruldu ve onun arka tekerleğine takılan Ali Sururi'nin aracı bir anda havalandı. Çalışkan da son anda bu kazadan kurtularak yarışın dördüncü konumuna yükseldi. Leon Bertoletti için çok şanssız bir an oldu ve daha yarışın startı bile verilmemişken formasyon turunda yaşanan bu kaza sonrası Bertoletti'nin aracı hasar aldı ve çalışmayacak duruma geldi. Leon için yarış başlamadan bitmiş oldu. Gerçekten talihsiz bir an. Bir kez daha bayrak sallandı. Mikro kategori ikinci yarışı başladı. Yarışın pole pozisyonunda Can Özder var. Hemen yanında 114 kart numaralı Cem Karakömür start aldı. İlk viraj dönülürken Rüzgar Evci ve Ali Sururi ikincilik ve üçüncülük mücadelesi sergilerken önde Can Özder'le Cem Karakömür arasında birincilik ve ikincilik mücadelesi başladı. Can Özder ilk viraj sonrasında avantajını koruyarak liderlik pozisyonuna oturdu. Hemen arkasında Cem Karakömür üçüncü sırada. Ali Sururi Akgün dördüncü, Rüzgar Evci beşinci ve altıncı sırada Demir Çalışkan'ı görmekteyiz. Şimdi Demir Çalışkan'ın aracına konuk oluyoruz. Bir de buradan izleyelim. Gerçekten buradan sanki yarışın içindeymişsiniz gibi etki veriyor. Bu sırada Demir Çalışkan da Ali Sururi Akgün'ü geçmeyi başardı. Ali Sururi Akgün aracını yol kenarına çekmiş. Go-kartı muhtemelen çalışmıyor. Cem Karakömür'den cesurca ataklar izliyoruz. Kafelerin olduğu virajı dönerken Can Özler'e vurmak üzereyken çok güzel direksiyon hakimiyeti kurarak aracını kontrol altına almayı başardı. Rüzgar Evci atak yaparak Cem Karakömür'ü geçmeyi başardı. Şu anda Cem Karakömür 3. Rüzgar Evci 2. durumda. Rüzgar yavaş yavaş performansını arttırmaya başladı. Can Özler yerini koruyor. Cem Karakömür kaybettiği yeri almak için ataklar sergiliyor. Demir Çalışkan ise çok düzgün bir sürüşle Ali Sururi'ye yol vermiyor. Şu anda iki grup izliyoruz. Önde Can Özler, Rüzgar Evci, Cem Karakömür. Onların bir saniye kadar gerisinde Demir Çalışkan ve Ali Sururi var. İşte ön tarafta Rüzgar Evci Can'a baskı uyguluyor. Hemen arkasında Cem Karakömür Rüzgar Evci'yi tehdit ediyor. Bu üç pilot tampon tampona tatlı bir rekabet içindeler. Gerçekten genç sporcularımız bu spora çok yakıştı. İşte son şikan dönüldü. Birazdan damalı bayrağın altından sporcular geçecek. Evet, günün ilk yarışını Can Özler kazanıyor. Rüzgar Evci ikinci, Cem Karakömür ise üçüncü oldu. Uzun bir süre yarışı ikinci sırada götüren Cem Karakömür ufak bir hata yapınca Rüzgar Evci'ye geçildi. İşte pit'e giriyorlar. Harikasınız çocuklar. Ellerinize sağlık. Sevgili seyirciler, az önce mikro ve mini kategori yarışlarını izlemiştik. Şimdi sırada Formula Junior yarışı var. İşte formasyon turu başladı. Ve bayrak sallandı. Formula Junior ikinci yarışı başladı. İlk viraja Yağız Topal önde girdi. 20 kart numarasıyla Batı Ege Yıldırım Topal'ı hataya zorluyor. İkinci virajı dönerlerken Batı Ege Yıldırım liderliği aldı.
Yağız Topal yarışın ikinci sırasında, Hakkı Dorumuysa üçüncü sırada görüyoruz. Sarp Arhan Or dördüncü, Emir Tanju beşinci, Burak Çalışkan altıncı, Ayşe Çebi yedinci ve son sırada Leyla Sulyak şeklinde yarış devam ediyor. Bu arada Hakkı Dorum'dan atak görüyoruz. Yağız Topal'ın iç tarafına girerek ikinciliğe çıktı. Sarp Arhan Or dördüncü sıradaki yerini koruyor derken Emir Tanju viraj içine girerek geçiş çizgisini yakaladı ve Arhan Or'u geçti. Şimdi Sarp Arhan beşinci sıraya geriledi. Sarp Arhan Or arka düzlükte tekrar Emir Tanju'yu geçerek dördüncülüğü geri almış gibi. Bu yarışta Emir Tanju ve Sarp Orhan arasında tatlı bir rekabet izleyeceğiz. Ön tarafta Batı Ege Yıldırım'ın liderliği sürüyor. Hakkı Dorum ve Yağız Topal önündeki üçlüyü oluşturdu. Burak Çalışkan Emir Tanju'nun hemen arkasında 6. sıradaki yerini koruyor. Burak Çalışkan elinden geleni yapmaya gayret gösteriyor. Her hafta babası Metin Çalışkan'la birlikte Tuzla karting pistinin yolunu tutuyorlar. Antrenmanlara katılıyor, zamanlarını geliştirmeye çalışıyor. Burak Çalışkan yarış temposuna yavaş yavaş alışıyor. Çalışkan bu yarışlarda istikrarlı sürüşüyle dikkat çekiyor. Genellikle agresif ve riskli hareketlerden kaçınıyor. Belki de biraz daha risk alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü risk almadan maalesef başarı gelmiyor. Sarp Arhan Or iyi bir iş çıkarıyor. Şu anda yarışın dördüncü sırasında. Ön grupla ara açılmış durumda. En azından yerini koruyor ve tur zamanlarını da geliştiriyor. Gitgide öndeki gruba yaklaşıyor. Sarp şu ana kadar Emir Tanju'yu arkasında tutmayı başardı. İşi biraz zor. Arkada çok tecrübeli bir pilot var. Şu an için baskıda değil ama ilerleyen turlarda Emir Tanju mutlaka Sarp'a yaklaşacaktır. Formula Junior gerçekten cengaver sporculardan oluşmuş. Hepsi birbirinden yetenekli. Hepsi hızlı sürücüler. Özellikle ilk yarış müthişti. Geçişler, rekabet, hız, her şey vardı. Her sporcu birbirini mutlaka iki kere yarışta geçti. Az önce hep birlikte izledik. Çok heyecanlı bir yarıştı. Şu anda sporcular ilk yarıştaki tempoda değiller. Biraz daha temkinliler. Ön grubu izlerken arkada Emir Tanju aradaki mesafeyi kapatarak Sarp Arhan oraya yaklaşmış ve işte tam da burada geçişini yaptı. Tıpkı birinci yarışta olduğu gibi Ayşe Çebi bu yarışta da Burak Çalışkan'ın hemen arkasında. Burak'ı hataya zorluyor. Emir Tanju iyice temposunu arttırdı. İyi zamanlar yapmaya başladı. Aradaki mesafeyi de şu an itibariyle açmış durumda. Emir Tanju'dan bahsederken Hakkı Dorum'da kafelerin olduğu virajda atak yaparak Batı Ege Yıldırım'ı geçmeyi başardı. Şimdi yarışın yeni lideri Hakkı Dorum. Emir Tanju arka taraftan iyice koptu. Her tur daha hızlı zamanlara imza atıyor. İşte bu kadrajda aynı karede dört pilotu görüyoruz. Emir Tanju ön gruba yaklaşmış. Sarp Arhan orada beşinci sıraya geriledi ancak o da rahat bir yerde. Şu an önü ve arkasında herhangi bir tehdit yok ama beşincilik iyi bir sonuç değil. Biraz daha gayret göstermelisin. Haydi biraz tempo. Ayşe Çebi de Burak Çalışkan'ı geçmiş. Tıpkı ilk yarıştaki sahneyi izliyoruz. Batı Ege Yıldırım Hakkı Dorum'u oldukça zorluyor. Sürekli geçiş denemeleri yapıyor. Hakkı Dorum şu ana kadar çok iyi savundu. Tabii bu arada Yağız Topal da boş durmuyor. O da önündeki ikilinin hata yapmasını bekliyor. Emir Tanju da çok yaklaştı ön gruba. Birazdan o da bu üçlünün arasına girecek gibi görünüyor. İşte Emir Tanju da potaya girdi ve ikinci viraja Batı Ege Yıldırım içten girerek Yağız Topal da Hakkı Dorum'a atak sergiliyor. Yağız Topal'ın arka lastiği ile Dorum'un arka lastiği birbirine vurunca Yağız dengesini kaybetti. Neyse ki hemen toparlandı ve centilmence bir hareketi de bize izletti. Hakkı Dorum'u geçmek üzereyken gazı kesti ve Dorum'un yerini geri almasını sağladı. İşte görmek istediğimiz hareketler bunlar. Emir Tanju da bu fırsattan istifade ederek hızlıca her iki pilotu da geçmeyi başardı ve birden yarışın ikinciliğine yerleşmiş oldu. Gördüğünüz gibi motor sporlarında her an her şey olabiliyor.
Emir Tanju geriden başlamasına rağmen gösterdiği yüksek performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Uzun süre Sarp Arhan onu takip etti. Daha sonra onu geçti. Dördüncü oldu. Sonra Hakkı Dorun ve Yağız Topal hata yapınca Emir Tanju da bu hatayı affetmedi ve onları geçti. İşte damalı bayrak sallanıyor. Yarışı kazanan isim Batı Ege Yıldırım oldu. Yüksek performans sergileyen Emir Tanju da yarışın ikinciliğini alarak değerli puanları hanesine yazdırmayı başardı. Sevgili seyirciler, programımız birazdan Türkiye Pist Şampiyonası Maxi Grup 1. Ayak 2. Yarışı ve Karting Şampiyonası Senior Kategori 2. Yarışıyla devam edecek. Bizden ayrılmayın. Sevgili seyirciler, Senior Kategori'nin 2. yarışıyla karşınızdayız. İlk yarış bol kazalar, spinler, bol geçişlere sahne olmuştu. Bakalım bu yarış aynı heyecan ve aynı rekabeti görecek miyiz? Birazdan hep birlikte izleyeceğiz. İşte kartingde yarışların sonuncusu senior kategori için bir kez daha bayrak sallandı ve yarış başladı. Kerem Kahraman bu kez pole pozisyonda yer aldı. Çünkü ilk yarışı Kerem Kahraman kazanmıştı. Dolayısıyla bu yarışta ödülünü avantajlı konumda başlayarak almış oldu. İlk viraj sporcular açısından biraz sorun oldu. Bu kez sporcularımız bu virajı kontrollü bir şekilde geçtiler. Kerem Kahraman'ın liderliği sürüyor. Arkasında 8 kart numaralı Kerim Sulyak, 9 kart numaralı Zekai Özen, Berk Kalfakoğlu, Mert Ali Sarıçiçek, Yiğit Efe Kezkan, Atacan Kıran. Zekai Özen Kerem Kahraman'ın arka lastiğine temas etti. Özen hafif dengesini kaybetti ve bu sırada 4 sıra birden kaybetti. Burada Kerem Kahraman çok şanslıydı. Bu temasa rağmen hiçbir şekilde etkilenmedi ve yolda kalmayı başardı. Gerçekten bu büyük bir şans. Motor sporlarında şans faktörünün de ne kadar önemli olduğunu burada görmüş olduk. Bazen şanslı oluyorsunuz, bazen şanssız. Kaderinize razı olmak zorundasınız. Her zaman her şey iyi gitmiyor. Dediğim gibi şans faktörü çok önemli motor sporlarında. Kerem Kahraman belki etkilenmedi ama ister istemez biraz yavaşlamak zorunda kalınca 8 kart numaralı Kerim Sulyak liderliği ele geçirdi. Atacan Kıran Yiğit Efe Kezkan'ın arka lastiğiyle temas yaşayınca havalandı ama neyse ki bir şey yok. Aynı tempoyla yola devam ediyorlar. Tecrübeli sürücü Mehmet Yaman Atacan Kıran'a burada yol verdi. Sebebini anlamış değilim. Belki de bir temas sonucu Mehmet Yaman Kıran'a geç demiş olabilir. Ondan yol vermiştir. Arka tarafta kadınlar kategorisine bir göz atalım. Seda Kaçan hemen arkasında Bomb Karting takımı pilotu Ayda Biter yer almakta. 37 kart numaralı Antalyalı genç sporcu Büşra Sena Savaşer 3. sırada ve 4. sırada yine genç bir pilot Sude Nur Yurdagül'ü görmekteyiz. Sude Nur Yurdagül de ilk yarışta henüz ilk tur tamamlanmak üzereyken start düzlüğüne çıkarken kendini kum havuzunda buldu. Ne yazık ki o kum havuzundan çıkmayı başaramadı. Dolayısıyla da ilk yarışa erken veda ederek oradan puan alamamış oldu. Bu yarışta mutlaka ilk 3 içerisine girmesi gerekiyor. Aynı şekilde Ayda Biter'in de ilk 3 içerisinde hatta birincilik kupasını alması gerekiyor ki kaybettiği puanları geri kazanabilsinler. Ayda Biter bu yarışa oldukça kontrollü başladı. Belki de ilk yarışta yaşadığı sorundan kaynaklı olabilir. Daha temkinli bir yarış çıkarıyor. Kerem Kahraman 2. sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Rakiplerine oranla uzun boylu olan Kerem Kahraman bu dezavantajını zaman zaman gokartının önüne kapaklanarak rüzgar direncini azaltıyor ve aracını hızlı sürebiliyor. Sena Savaşer yol dışına çıkmış. Muhtemelen aracı stop etmiş. Sena şu anda aracı çalıştırmaya uğraşıyor. Ayda Biter Seda Kaçan'a oldukça yaklaştı. Seda Kaçan yarışı lider götürüyor ama şu anda arkasındaki tecrübeli pilot Ayda Biter'i fark edince stresli dakikalar onun için şimdi başladı. Üçüncü sırada Sude Nur Yurdagül gelmekte. Büşra Sena Savaşer az önce yaşadığı teknik sorundan dolayı son sıraya geriledi. Teknik problem devam edince Sena yarıştan çekildi. Az önce de Ayda Biter Seda Kaçan'ı geçmiş. Ayda Biter ilk yarışta kaybettiği puanları bu yarışta telafi etmek üzere. Şu anda yarışın kadınlar birincisi olarak finişe doğru ilerliyor. Sena Savaşer ilk yarışta tam puan almıştı. Bu yarışı ilk üç içinde tamamlayabilseydi iyi puanlar toplayacaktı ama o da yarış dışı kalınca Ayda Biter'le ikinci ayakta
puanlarını eşitlemiş oldular. Ayda Biter aradaki zamanı 1,5 saniyeye kadar çıkardı. Oldukça ara açıldı. Şu anda gördüğümüz kadarıyla yarış en rekabetçi kadınlar arasında geçiyor. Seda Kaçan ve Sude Nur Yurdagül kapışması seyre değer. Gerçekten yarışın lideriyle aradaki mesafeyi açtı. Seda Kaçan'la Sude Nur Yurdagül arasında sıkı bir mücadele var. İşte start düzlüğüne çıktılar. Seda Kaçan fazla dışarı çıkınca Sude Nur Yurdagül hemen içeriye kapandı. Burada adeta Sude Nur Yurdagül drift yaptı, mücadeleyi bırakmıyor. Seda Kaçan da bırakmadı ve Seda Kaçan zor da olsa yerini korumayı başardı. Çok güzel bir atak izledik. Yiğit Efe Keskan'ın aracında da bir sorun var. Arka tamponu kopmuş durumda. Ekip acaba bunu çekebildi mi? Bir göz atalım kameralara. Neyse ki bu kez kameramız kazayı yakalayabilmiş. 46 numaralı Mehmet Ali Çebi, 74 kart numaralı Yiğit Efe Keskan'ı arkadan vurunca Keskan'ın arka tamponu yerinden çıkmış. Bir kez daha yavaş izleyelim bu kazayı. Yarışın son turu artık dönülüyor. Damalı bayrağın altından ilk sırada Kerim Suryak geçerken onun sırasıyla Kerem Kahraman, Berk Alpakoğlu ve Zekai Özen ilk üçü tamamlayan pilotlar oldular. Kadınlar sıralaması da şu şekilde. Ayda Biter birinci sırada tamamlayarak tam puan alan isim oldu. İkinci sırada Sude Nur Yurdagül finiş bayrağının altından geçti sevgili seyirciler. Şimdi programımız sıradaki konuyla devam edecek. Bizden ayrılmayın.